Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz yeniden Onur Online kanalına. Sizlerin kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Ultimate Team videosuyla karşınızdayım. Uzun zamandır Ultimate Team gelmiyordu. Geldi yani zamanımız o zamanlarda draft yaptık ama artık size bir söz vermiştim biliyorsunuz. Division 1'e çıkacağız diye Türkiye'li kadrosuyla. Şimdi kadrolar bölümüne girelim. En son biliyorsunuz şey yapmıştık. Pek'ten çıkan adamlar falan gelmişti bize. Şuradan göstereyim size. Hatta onlarla bir İngiltere'li kadrosu falan filan mı yapsam demiştim şurada. Bu ne lan? Bu değilmiş. Kadro seçici. Yedek. İngiltere bu. Evet görüyorsunuz işte William var, işte Fellaini falan filan var. Ancak şöyle bir şey söyleyeceğim. Şurada iki tane para eden adamımız var arkadaşlar. Biri Yaya Toure, diğeri Sterling. Bu ikisini de satacağım. Neden diyecek olursanız bana ki olacaksınız büyük ihtimal. 12 bin. Abi gittiği paraya bak çok ucuz ya. Yani şunu 12 bin lira satmaya değmez ya. Hiç olmadı bunu 80'den 90'dan sonra oynatırım ya. Boşver bu kalsın ya. Yaya Toure'yi satayım. Niye diyeceksiniz arkadaşlar? Şundan dolayı başlangıç fiyatı 4000 mi? Oha burnuna çıkartan öne mi giriyor? Bir dakika ya nasıl oluyor? Bende nasıl başlangıç fiyatı 4000 ya? Niye diyecek olursanız, niye satıyorsunuz diyecek olursanız yakında artık Süper Lig arkadaşlar biliyorsunuz güzel bir yere doğru ilerliyor. Süper Lig artık lig biraz daha karışık olmaya başladı. Daha çekimli bir lig olacak. Beşiktaş aldı başını gitmeye başladı. 4-0 kazandı. Kaleci büyük hatası vardı ama olsun sonuçta Beşiktaş iyi oynuyor. Hak ederek kazanıyor. Ne diyecektim? O yüzden yeni siyah kartlar geleceğine eminim artık. Bizim ülkemizden yeni siyah kartlar geleceğine eminim. O yüzden para edebilecek futbolcuları satayım bir an önce. Ki Türkiye Ligi'ndeki siyah kartları alabilirler. Şimdi biz ne yaptık? Yaya Toure'yi sattık. Onun dışında bunlar var. Bunlar da. Burası böyle kalsın. Bir çok eleme gibi William. William de hızlı futbolcu. William kaç para gidiyor? Bakalım bir. Fiyat karşılaştır. Oo bak William iyi para gidiyor. William'i satalım. 10.000, 13.000 tamam. William'i de şöyle yapalım. 10.000 lira falan filan demişler. Şöyle bir 7.000 9200'den falan şey koyalım hakem. Şimdi iki tane futbolcu koyduk. Kadrolara gelelim tekrar. Kadro seçiciye gelelim bir an önce. Kadro seçiciden Türkiye'yi kadrosunu seçelim. Hangisini Türkiye'yi? Robin van Persie, Markovic'li kadroyu seçelim. En son hangisi? Evet bu takımı oynayacağız. Şimdi burada yedeklerde bir tane futbolcu var. Ben şu. Şimdi mesela bunu alalım buradan abi. Tamam mı? Kadrodan çıkar diyelim bunu. Onun yerine buraya. Gel oğlum. Gel oğlum. Lig nerede ya? Onun yerine buraya hemen şey koyalım. Sterling'i. Tamamdır. Sterling koyalım. Niye diyeceksiniz? Bunu değiştir. Yok Sterling koyacağız. Niye diyecek olursanız Sterling falan daha sonra 90'da yani 70'ten sonra falan filan kötü giden maçları ekleyebiliriz. Durumumuza bakalım. Durumumuzda ne var ne yok. Ona da şöyle bir göz gezdirelim. Online sezondayız arkadaşlar. Online sezonda Division 5'teyiz. 4 maç, 2 galibiyet, 2 mağlubiyetimiz var. Pardon, 2 beraber, 2 mağlubiyet, 4 galibiyet. 14 puanımız var. Çıkmak için 2 maç var. 2 maçta bize 2 puan yetiyor. 2 maçta 2 puan toplarsak çıkacağız arkadaşlar. Online sezon. Yani ne tekrar çıkmak ki buradan. Evet, online sezon ve maç yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi nasıl bir rakip gelecek bize? Schneider, Wesley Schneider, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Lazar Markovic, Robin van Persie'den iyi. Bu kadro gerçekten bana göre harika bir kadro. Bu arada ses için özür dilerim. Ama inanın yeni kalktım ve ağzım böyle kupkuru. Bir şey içmem lazım çünkü spikerlik yapmam lazım. 5 saniye bekliyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Gecikme var mı diye baktım ve gecikme yok. O yüzden başlayabiliriz. Hadi bakalım. Zarata tekrar Fiorentina'ya mı geldi? Evet arkadaşlar gümüş adamları görüyor ve ratingi düşük bir takım olarak düşünüyor olabilirsiniz ancak bu gümüş adamlar çok iyi adamlar. Zarate benim FIFA 2013'te kariyer yaptığım zaman ilk aldığım futbolcu. Yani ilk onu alırdım. Ondan sonra devamlı hallederdik. Hadi kardeşim bas. Hadi bakalım maç başlıyor. Turkish Bank The Beast'e karşı King James takım piyesini arkadaşımızın. Robin van Persie. Pres var. Geldi. Orada Lazar Markovic'den başkası yetişemez. Lazar Markovic aldı. Asiktir.
Hayır. Şimdi ayağımı kırdım. Ooo Muslera. Fernando Muslera maçın 1-0 olmasını engelledi. Şimdi bir kontrol atak yapabilecek miyiz? Embiya. Embiya'dan Nani'ye. Nani. Nani. Nani ayağından açtı. Nani gidiyor. Nani. Robin van Persie içeride olduğunu görüyor. Robin van Persie. Asistli bulamadım orada. Uff. Kayer. Kendini öyle baktı ki. Bonsert var ayak. Ama da. Ya bu adam bana mı gidiyor? Lazar Markovic. Lazar Markovic. Fırtınanın kızı Lazar. Ya benim joystick'te bir sorun var galiba arkadaşlar. Kendi kendine yukarı gidiyor ya. Geldi. Mehmet Topal son anda müdahalesini yaptı. Şimdi Wesley Schneider. Robin van Persie. Robin van Persie. Gördü Lazar Markovic'i. Lazar Markovic. Lazar Markovic yanından açtı. İnanılmaz bir sürat. Lazar Markovic. Lazar. İçeri baktı. Robin van Persie. Robin van Persie vurabilecek mi? Vuramadı. İkinci pozisyon şimdi ortasına çıkmaya çalışıyorlar. İtalyan karması yapmış olan James Park of the Teenagers. Hadi lan. Kayer. Embiya. Wesley Schneider. Wesley Schneider'den Lazar Markovic'e. Lazar Markovic mükemmel bir arkadaşla ilerliyor. Çıkmasın o. Çıkmasın. As. Ya. Wesley. Oynadı. Şimdi Robin van Persie. Müthiş bir Robin. Robin van Persie. Robin. Kaleci kurtardı. Kaleci. Veysel. Son anda bir müdahale. Şimdi arka direkten koşu geliyor. Arka direkten koşu geliyor. Oyna oğlum. Pas dışına kullanacak mıyım? Hayır, cihaz atışına. Orada kim var? Vur oğlum. Vur oğlum. Vur oğlum. Vur. Uf. Müthiş kurtardı kaleci Veysel. Ya bana bak ya. Hayır, hayır Muslera. Muslera! Lan. Hayır, hayır. Uf! Koçum benim be. Lan çık. Kim çıkardı lan onu? Helal olsun be. Vallahi helal olsun. Önce Muslera çıkardı. Daha sonra şey şu olması lazım. Robin van Persie. Robin. Robin van Persie müthiş sırıldı. Robin van Persie. Robin. Robin van Persie gidiyor. Robin atsamasını. Hayır. Allah kahretsin. Robin van Persie. Vur oğlum. Robin. Robin. Ah siktir ya. Wesley. Wesley Schneider. Nani. İnanılmaz bir üçgen oluşturdu orada. Tekrar Wesley Schneider. Tekrar Nani. Tekrar Wesley Schneider. Robin van Persie'nin önüne. Robin van Persie gidiyor. Bir hata olacak mı? Oldu Caner. Caner vur oğlum. Vuramadı. Vuramadı ama tekrar Caner. Robin van Persie. Robin van Persie. Robin van Persie. Ayağına tırıyorlar. Robin inanılmaz arkadaşlar. Vur artık çatala. İnanılmaz bir vur attı Robin van Persie. İnanılmaz bir vur attı. Robin van Persie. Ceza sahasının içinde. O kadar etkili ki bakın. Bakın ağzını eviliyorlar. Pardon. Yani şey yapıyorlar. Ağzını seviyorlar Robin van Persie'nin. Müthiş bir hareket. Ve Robin van Persie çatala taktı. Kalecinin yapabileceği hiçbir şey yok. İşte bu be. İşte bu. Wesley Schneider. Wesley Schneider. Wesley Schneider ayağından açtı. Wesley. Wesley. Döndü Nani attı. Nani. Nani sırıldı. Nani Caner'e bakıyor. Caner gidiyor. Caner aç ortayı. Şaka yaptın dedi Caner. Bir daha Caner. Aldı. Şimdi cihaz atışına doğru. NBA. Van Persie. Robin van Persie kaleci. Paslaşarak kullanacak. Şimdi Turkish Punch. Nani. 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 Hadi be. Çok büyük bir hata. Ama son anda geldi. İkinci hata. Mehmet Topal. Üçüncü hata. Wesley Schneider değil. Çok güzel oğlum Kayer be. Wesley. Oyna. Şimdi oynadı. Lazar Markovic. Hızına güveniyorum Lazar Markovic'in. Yürü oğlum Lazar. Oyna yukarı doğru. Wesley Schneider gole gidiyor. Wesley Schneider. Biraz daha hızlı gitse top. Gol olması. İçten bile giderken. Schneider. Schneider. Offside verdi hakem. Kutlusi Müftüoğlu. Kutlusi Müftüoğlu offside verdi kaldırıyor. Robin van Persie için çok kolay bir top. Robin van Persie için çok kolay bir top. Böyle bir hata yaparsan ve karşında Robin van Persie varsa, kusura bakma ama
gol olur. Kusura bakma ama bu gol olur. Mükemmel bir gol attı Robin Van Persie. Bakın kaleci Müjdat inanılmaz bir hata. Robin Van Persie aman oyun dedi. Aşırmayı gönderdi ve topu ala. Kavanda Markovic'in önüne. Lazar Markovic. Hadi be. Lazar sanki bugün biraz yavaş geldi bana Lazar ya. Bugün sanki biraz yavaş geldi. Robin Van Persie'nin ilk golü var. Wesley Sneijder şimdi. Wesley inanılmaz hareketlerle sıkıyor. Wesley. Hadi be. Mehmet Topal. Wesley Sneijder. Kim tutamıyor onu? Robin Van Persie. Kaleye baktı. Kaleci Handanovic. Şimdi Nani sinirme çalışıyor. Nani sinirdi. Şimdi cihazası dışlıyor. Emre çekilir önden. Nani vuracak. Nani. Allah'ım Nani ne yapıyorsun? Nani oğlum ne yapıyorsun Nani? Nani. Allah'ım. Vur lan. Robin Van. Enbiya. Neler yapıyorum ben? Rakip şaşırdı. Bu nasıl bir oyuncu diyor. Bu ne yapıyor diyor, kafayı mı yemiş diyor. Nani bütün sırıldı. Nani cezasına. Nani. Oynadı Wesley Sneijder. Nani'nin önüne. Nani ayağından açtı. Nani gidiyor. Vücudu koydu Nani. Tekrar aldı. Nani müthiş hareketlerle sırıldı. Nani neden yapıyorsun? Nani oğlum ne yapıyorsun kendine? Nani oyna lan dışarı. Caner vuracak mı? Hayır. Robin Van Persie aldı. Dışarı kim var? Abi müthiş oynuyorum ya. Al inanılmaz hareketler. Wesley Sneijder. Pardon Caner'miş o. Caner. Oğlum oyunu erdik birbirinize. Ya Robin Van Persie aldı tekrar. Şimdi Kavanda. Mehmet Topal. Aşağı oynadı. Caner. Enbiya. Robin Van Persie. Artık araya girdiler. Ama kaç saniye kalacak ayağında top? Kaç saniye kalacak top ayağında? Hayır. Hocam özür dilerim. Sarı kart mı olur herhalde sarı kart olmuş. Güzel. Şimdi gol edin Nani'nin önüne. Nani gole gidiyor. Nani. Evet, rakip hemen internetini bozmaya başladı sevgili profesörler. Belki oyun ona verir diye. Evet. 2 gol attık. 2-0'lık galibiyeti bize verdi. Rakip hile yapmaya çalıştı ama yapamadı tabii ki. İleriliyoruz. Ne oldu ya? 17 puan. Ha tamam. Çıktım mı ben? Bakayım. Ha bir de kupa maçı mı verdi? Yok lan galiba. Oha 19 puanda çıkıyormuşum. Allah kahretsin. Lan bilmiyordum he. Allah'tan baktım sonradan. Evet arkadaşlar bu maçı mutlak kazanmamız gerekiyor. Şimdi bu maçı kazanamazsak çıkamıyoruz. Mehmet Topal'ın sözleşmesi bitmiş diyor. Ama biz şimdi ikinci kadroya geçelim. Türk kadronun kadrosuna geçelim. Beşiktaş öncelikli kadroya geçelim. Hemen buradan Mehmet Topal'ın sözleşmesini yapalım arkadaşlar. Mehmet Topal'ın sözleşmesi. Yapalım. Tamam. Tamamdır. Maro Gomez 97'de neden acaba? Şimdi şey Yasin. Yasin sen çık canım. Sen kadrodan çıkar. Yasin yerine şey alalım oraya. Söylemiştim ya. Neydi bizim Sterling'i. Oha Lucas falan da varmış bende ya. Sterling nerede ya? Ya Sterling ben mi görmüyorum Sterling'i? Sterling. Tamam. Sterling'i de buraya aldık mı? Tamamdır. Oğuzhan var. Enbiya. Bir dakika Enbiya buradaysa az önceki maçta. Aa Atiba'ymış demek ki bir önceki maçta. Bir önceki maçta Atiba'ymış arkadaşlar. İlk maçımızı kazandık. 2'de 2 yapmazsak çıkamıyormuşuz. Ben onu fark etmemiştim. Ve şimdi son maçımız. Bu maçta mutlak galibiyet gerekiyor. Sanıyorum beraberlik gidiyor ama galip gelmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum yani. Her zaman galibiyet için oynayacağız ve kazanacağız.
Gecikme yok. İnşallah ben bastım. Tamamdır. Siyah formayı yapsam. Beşiktaş forması. Aynen. Arkadaşlar bana kızmayın ama şu formaları değiştireceğim. Beşiktaş forması falan gözümü çok alıyor. Bende renk körlüğü var hafif. Ne yapmış? İtalya Ligi kadrosu kurmuş. Bak, Bakka galiba sanırım var. Sol kanattaki adam bende de vardı. Hamsik var. Kalede Buffon, Cuadrado. Güzel bir kadrosu var, hızlı bir kadrosu var. Ama Türk İş Bankası kadar tabii gelebilecek. Visanto FC'ye karşı Türk İş Bankası Galatasaray logosu. Dünyanın her yerinde tanınan bir logodur. Galatasaray tanımayan yoktur. İşte Türk'ün gücü böyle bir takım. Evet, başlayacağız. Şu an görüyorsunuz. Ya takılmam var ya. Hadi oğlum bas ya. Ve maç başlıyor. Gökhan Töre en büyük kadromuzda maça başlıyoruz. Şimdi Quaresma ya. Quaresma harika bir rakip önüne aldı. Quaresma Mario Gomez inşallah onu görecek. Quaresma Mario Gomez Allah kahretsin. Birazcık baştan birazcık daha hızlı yapabilseydim onu. Atutubar'a gireyim. Baka ama Hasanel'e var orada. Ooo sert futbolu seviyor rakibimiz bizim gibi. Sert futbolu ben de severim. Mağlubuz. Kötü bir gol yedik. Çok kötü bir gol yedik. Ama sıkıntı değil. Halledeceğiz. Embiya. Kim var orada? Şimdi Diego. Quaresma diyorum. Gökhan Töre sıyrıldı. Gökhan Töre içeri giriyor. Gökhan son çizgiye doğru inerken oraya bir müdahale geldi. Gerçekten de iyi bir müdahaleydi bu. Rakibimiz gerçekten iyi oynuyor. Saçma sapan hareketler yapıyor bize. Top alabilecek miyiz orada? Alamadık. 1-0 öne geçtikten sonra götü kalktı. Ama onu göstereceğim ben şimdi onun götün kalkmasını ne demek olduğunu. Göt veren maymun. Aynen uzun bir top atmaya çalıştım. Hata yaptım orada. Bir hata daha yaptım. Ama kalecimiz Volkan var kalede. Volkan çıktı. Güzel bir müdahale. Kendini ele attı şerefsiz ama olsun umursamıyorum. Şimdi Embiya. Embiya'dan Gökhan Töre'ye. Gökhan Töre yürü oğlum. Gökhan Töre. Şimdi oynadı Mario Gomez'in önüne. Mario Gomez. Orada bir anlaşmazlık var rakipten. Taç Beşiktaş'ın değil. Türk İş Bankası'nın. Şimdi Gökhan Töre etrafına bakıyor. Kime atacak? Bu tarafa git diyor. Tekrar şaka yaptığını söyledi. Orada bir fake attım ama yemedi. Akıllı rakip yemedi. Ağzının üstüne bir tane vurdum ölürsün dedim. Şimdi oynadı kim orada? Oğuzhan. Oğuzhan sırıldı. Oğuzhan kaleye bakıyor. Mario Gomez önünde. Süper Mario Gomez'e Diego mu? Diego Allah belanı versin Diego. Allah belanı versin seni Diego. Ne yapıyorsun lan orada? Ne yapıyorsun oğlum? Allah kahretsin seni Diego be. Oğuzhan, Diego'nun önüne at. Şimdi daha Embiya, Allah'ım! Kaleci nasıl kurtardı onu? Nasıl kurtardı onu kaleci? Bu kaleci değil, öküz ibne. Allah'ım yarabbim ya, gel lan. Klas atışına. Diego, sert vurdu kaleci. Şimdi Ryan Dong. Oralar çok tehlikeli. Orada kaptırılacak bir top. Kontra atağa ulaşabilir. Diego harika sırada. Diego az önce atamadığı golü. Acaba vicdan azabını mı çekiyordu? Diego aldı. Aşağı oynadı. Gökhan Gürür'den şimdi. Töre'ye. Müthiş bir sırada. Mükemmel sırada. Töre gidiyor. Töre vuruyor.
vuracak mı? Töre! Töre çekti! Vur artık! Vur artık Gökhan Töre, vur artık Allah kahretsin! Orada müthiş bir baskımız var! Şimdi konuşma ya! Oğuzhan Bayrağı'nda kanka bir Hasan Ali geldi, hızlı çıkmaya çalışıyorlar. Tamamen bir kontra atak takımı gibi oynuyor. Hızlı futbolcular var çünkü. Kaleci çıkacak mı? Volkan kalesine dur! Volkan dur kalende! Volkan dur! Çok güzel! Gökhan Töre! Gökhan Töre! NBA'nın önüne. NBA. Gökhan Töre. Gökhan Töre. Son çizgi girdiğinde geldi. Gökhan Töre yerde. Hakeme bakıyoruz gözlere. Penaltı mı? Vermiyor hakem. Vermiyor. Hasan Ali şimdi. Müthiş bir müdahale orada. Hasan Ali'den müthiş müdahale. Aynı müdahaleyi devam ettirmesi lazım şu Hasan Ali'nin. Kaleci Volkan. Volkan kalede dur. Volkan'a bir aşıtma. Ama orada Volkan güzel bir fake atmıştı. Bunu yediler ve bunu gördüler. Yürü oğlum. Yürü oğlum Mario Gomez. Offside'lerde hakem ya. Vermedi mi? Gökhan Töre yürü. Yürü oğlum NBA. Aha! Allah kahretsin be! Arkadaşlar bu taktik olmayacak. Hemen taktiğimizi değiştirmemiz lazım. 4-3-3 atak yapmamız lazım. Çünkü bu taktik bizi biraz geriye yaslandırdı. 4-3 atak bulabilsem yapacağım. Aynen. 4-3 atak Diego, Oğuzhan, NBA. Burada bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burayı çıkartıp Diego'yu çıkartıp Sterling alacağım oraya. Aynen Sterling inşallah maça şey yapacağız arkadaşlar. Maça heyecan getirecektir Sterling. Hadi bakalım ikinci yarı başladı. Mario Gomez. Son anda bir müdahale. Mario Gomez'in topuna son anda müdahale geldi. Şimdi orada kim var bilmiyorum. Şöyle bir hafif açılıyoruz. Mario Gomez doğru bir orta. Süper Mario Gomez kaleci çıktı. Son anda bir müdahale kaleciden. Gökhan koşuyor. Gökhan elleme. Elleme Gökhan. Aman top bizden çıkmasın. Elleme Gökhan. Aman gözünü seveyim. Harbiden iyi oynuyor. Ben de iyi oynuyorum. Şu an maç o yüzden çok ortada gidiyor. Adamın vurduğu top gol oldu. Öne geçirdi. Of. Allah'ım sana şükürler olsun. Ya şu golü yemedim ya. Artık maçın dönmesi lazım. Şu golü yemedim ya. Şu maçın dönmesi lazım. Hadi oğlum. Ya Sterling nasıl bir kontrol bu ya? Aha. Oyna lan Sterling'in önüne. Yürü oğlum Sterling. Yürü lan. Oyna lan yukarı. Vur lan. Ya penaltı olması lazım. Oğuzhan. Allah kahretsin ya. Uzun bir top attı şimdi casasının içine. Orada bizim vurmamız lazım. Dediğim anda çok büyük hatalar var. Kaleci Volkan son anda. Volkan şimdi aşağı doğru uzun oldu. Ricardo Kovarejman'ın önüne açtı. Ricardo Kovarejman yetişebilecek mi? Allah kahretsin yetişemiyor. Ricardo Kovarejman yetişemedi. Şimdi bir taş atışı. Onu alabilecek miyiz? Aynen şimdi hızlı çıkalım be. Allah kahretsin ya. Çok güzel. Hadi oğlum. Oyna lan. Yürü lan Mario Gomez. Yürü oğlum Mario. Mario vur. Allah'ım bir daha vur Mario. Lan vur lan. Sterling attı, 1-1 oldu. Tanklanat. İşte bu be. Mario Gomez gerçekten mükemmel hareketler yaptı orada. Gerçekten Mario Gomez bilmiyorum. Vurdu kaleci kurtardı. Yine aldı kaleci kurtardı. Ama Sterling o kadar zor bir golü. Gerçekten inanılmaz zor bir golü. Zekasıyla attırdı. Rahel Elfidato Mercaro Guerrero Sterling. İşte müthiş. Şimdi onlar düşünsün. 1-0 öne geçtikten sonra götü aşağı önlendi götlerinin. Hadi şimdi yap hareketleri lan. Şimdi yap. Hasan Ali. Şimdi Kovarejman Hasan Ali'ye baktı. Hasan Ali'ye baktı ama oynamadı. Kovarejman. Mario Gomez'e. Mario. Oyna Sterling önüne. Sterling gole gidiyor. Sterling yukarı oynadı. Vur onu. Ve gol. Gökhan Töre. Adamın götünü keser götünü. Gökhan Töre. Koçum benim. Ufakken silahla oynuyormuş. Bir gün bir otele gitmiş, o otelde arkadaşının ağzına silah dayamış.
Ve babası sen demiş kesin topçu olursun. Allah'ım şu topu değiştirecektim. Herkes söylüyordu. Yine unuttum. Söz veriyorum. İnşallah maçtan sonra unutmayacağım ve o topu değiştireceğim arkadaşlar. 2-1 öne geçtik. Hadi oynasın oğlum. Hadi oynasın oğlum şimdi. He? Artistik yapıyordun az önce. NBA adamın hakkını alır. NBA adama takla attırdı. Abi NBA çok, çok rahat. Uf çok güzel. Yapma. Lan 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 lütfen. Lan uf. Lan oğlum ne yapıyorsun? Lan lütfen özür dilerim özür dilerim. Volkan offside. Atamadı. Atamadı. Oha. Oha. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Adam tarihi fark yapacağı maçı. Abi bu oyun ilk defa bana güldü ya. Yürü oğlum Sterling. Yürü oğlum Sterling. Sterling yürü oğlum. Sterling yürü oğlum Sterling. Hadi oğlum vur lan hadi. Allah kahretsin ya. Çok güzel. NBA. Mario! 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 Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! Mario Gomez! İşte bu be 3-1 be! Adam yüzünün tarihi farkını kaçırdı. Biz her geldiğimiz attık. Rahatladık ya. Vallahi rahatladık. Volkan abi böyle hareketler yapıyor. Of ya. Çok rahatım arkadaşlar ya kusura bakmayın ama rahatım yani. Bakın görüyorsunuz Kovarajma. Yani. Sterling derken. Eyvallah kardeşlerim. Eyvallah. Mükemmel bir performans. Mükemmel bir galibiyet. Aldığımız jeton sayısı 7549. 7549. Coins aldık. Vallahi maçta çok ortadaymış yani. Ben 9 tane kaleye bulaştım var. 18 tane var. Ama dedik onu 100 posunda vardı. 20 puanla şampiyon oluyoruz. Ve artık Division 4'e geçiyoruz. Yavaş yavaş Division 3, Division 2 ve Division 1 gelecek. Şu anda yapmam gereken bir şey var. Onu hemen yapayım. Ya siz bana hep söylüyorsunuz kardeşlerim. Kusura bakmayın hep unutuyorum ya. Oyuncu ara, profesyonel kulüp ara, malzeme ara. Öğütülü antrenman pozisyon. Ne malzemesi oğlum? Oyuncu ara. Yoksa da kulüp öğeler ara. Topla. Heh. Seç abi bunu. Aynen. Tamamdır. Bunu da yaptık. Bunu da yaptık arkadaşlar. Onun dışında yapacağımız başka bir şey var mı? Onun dışında yapacağımız başka bir şey yok. Diego bu maçta beni hayal kırıklığına attı. Çok da iyi oynamadı. Ya gerçi tekniği çok yüksek Diego'nun ama önerilerinizi açayım. Bakın bu kadro için önerilerinizi açayım arkadaşlar. Diego'nun yerine herhangi bir futbolcu olabilir ya da Oğuzhan'ı Diego'yla değiştirebilir ama MDO yürüyor Oğuzhan'da. Diego'nun yerine başka futbolcu olabilir. Podolski yazmayın. Podolski'yi daha önce denedik. Onun dışında bir şey daha söyleyeceğim. Arkadaşlar bazen yorumlar geliyor bakıyorum. Yuh ya Diego'yu aldım ben senin kadar ya, şey taraf tutan bir adam görmedim falan tarzında. İnsanı üzüyor bunlar. Ben burada elimden geldiğince Fenerbahçeli olmama rağmen Beşiktaş kariyeri çekiyorum. Fenerli olmama rağmen. Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde arkaya müzikler koyuyorum, benler koyuyorum Beşiktaş'la alakalı. Burada da
Bakın mesela Gökhan Töre, Quaresma, Mauro Gomez, Oğuzhan, Mbia, Semih, Dong. Ya ben daha ne yapayım? Tamam Fenerbahçe'de var öbür tarafta Mauro Gomez, Van Persie, Lazan Bakış. Tamam da zaten bu oyunda FIFA'da, FIFA 16'da en iyi Türkiye kadrosu Fenerbahçe'de zaten. Ben ne yapayım? Yani ayıp ediyorsunuz. Bazen arkadaşlar gerçekten ayıp ediyorsunuz. Diyeceğim o ki çarşamba gününü bekliyoruz. Yani yarını bekliyoruz. Ben bunu şu anda salı günü çekiyorum. Yarını bekliyoruz. Neden yarını bekliyoruz? Çünkü bakalım yarına şey gelecek mi? Bir Türkiye'li kadro gelecek mi? Mauro Gomez falan gelebilir inşallah. O zaman alırız. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Bugünlük bu kadar olsun. Bu heyecanı benimle yaşadığınız için çok teşekkür ederim. Destek vermek isterseniz kanalımıza, videoları Facebook grubunuza paylaşabilirsiniz. Eğer paylaşırsanız ve herkese açık yaparsanız lütfen yorum kısmına yazın. Ben de oradan basayım ve göreyim hangi arkadaşlarımız bize yardım etmek istemiş. Onun dışında başka bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Bay bay.